Evet, iyi akşamlar. Bu akşam kitaptan Aydın'la bir kitapla başlayalım isterseniz. Hulki Cevizoğlu'nun bir kitabı, okunması gereken kitaplardan biri, Lanetli Yıllar. Lanetli Yıllar, arkadaşlar bir görsün bunu. Hulki Cevizoğlu'nun bir kitabı bu. Namı diğer Akbabaların Öcü. Birileri bir öc alıyorlar. Kimden öc alıyorlar? Cumhuriyetten ve cumhuriyeti kuran, irade eden öc alıyorlar. Kitapta bu anlatılıyor. Çok güzel anlatılıyor. Bunu mutlaka okumalıyız diyorum. Ben okudum. Siz de okuyun diyorum. Ve Hulki Cevizoğlu'na da teşekkür ediyorum. Bu kadar koca bir yürekle bunu yazdığı için. Koca yürekler olmasa bu iş olmaz. Kalk ve uyar diyordu. Zamanlar Üstü Kitap 3. suresinde Müzzemmil'de ve 2 haftadır üzerinde konuştuğumuz Müddessir'de. İkisinde de köşesine çekilip keyif yapmak isteyebilecek olan ama aslında birikimi olan, perspektifi olan, uyarma yeteneği ve çapı olan Aydın'a diyor ki kalk ve uyar. Kalk ve uyar. Okuma emrini yerine getiren, yazma emrini yerine getiren birikimli benliğe hitaptır. Zaten yal yemekten başka bir işe yaramayana kalk ve uyar filan demez kimse. Neye kalkacak, neyi uyaracak? Kalksa ne olacak? Uyarsa ne olacak? Kalk ve uyar. Kime deniyor bu? Uyarabilecek olana deniyor. Bilge adama deniyor. Birikim sahibi adama deniyor. Bu birikim sahiplerini Kur'an ileride göreceğiz. Ulu bakiye diye anıyor. Ulu bakiye, ben birikim sahipleri diye tercüme ediyorum. Bakiye birikim demek. Ulu da sahibiyet ifade eden bir
takıdır Arapçada. Ulu bakiye de birikimi olanlar olan demek. Şimdi birikimi olanlara diyor ki siz işinizi yapmazsanız toplum çöker. Ve bir yerde vakti geldiğinde göreceğiz diyecek ki eğer birikim sahipleri üstlerine düşen görevi yerine getirseydiler o batan toplumlar batmazdı. Onlar bozgunu önlemek üzere uyarıda bulunsalardı o toplumlar batmazdı diyecek. Demek ki aydınlar uyarı yapacak. Aydın uyarı yapmasa toplum zulme mağlup olur diyor Kur'an. Zulüm her toplumda vardır. Bu insan hayatının kaçınılmazı. Ama aydın uyarı yapmazsa zulüm egemen olur. Zulmün olması başka bir şeydir. Egemen olması başka bir şeydir. Alayım o suyu. Alayım bu canlı yayın fark etmez. Ver. Demek ki aydın uyarı yapmazsa zulüm sadece olmaz, egemen olur. Türkiye'de olduğu gibi mesela. Bir de aydın mevkiinde olanlar veya aydın mevkiinde olduğu düşünenlerin aydın olmak yerine angut olmaları var. Şimdi beni arıyor insanlar. Çok değer verdiğim dostlarım, arkadaşlarım. Son Ali Ünal aradı. Çok değer verdiğim aziz bir dostum. Eczacı, kültürlü, aydın. Bu angut tabirinden galiba biraz rahatsız olmuş. Hani bir ucu da ona gidiyor değil. O angut falan değil. Son derece zeki bir insan. Son derece akıllı, paylaşımcı. Çok değerli bir cumhuriyet çocuğu. Ama angut tabirinden biraz rahatsız oluyor. Yani sitemi var angut. Deme, demeyi ver demeye getiriyor. Canım ben de isteyerek söylemiyorum bunu. Basiret tutulması dedim. İşte içinde bulunduğumuz günlerde yaşıyoruz. Basiret tutulması. Basiret sahibi olması gereken adamlarda basiret tutulması var. Görüyorum yani adam kendi ayağına kurşun sıkıyor. Görüyorum. Neyse o olmuyor. Ya neysen o olacaksın. Bir gün birini taklit et. Öbür gün öbürünü taklit et. Oradan 3 tane oy, buradan 4 tane oy. Kapkaççılık, aşırmacılık. Bundan ne hayır bekliyorsun sen? İşte şu son Cumhurbaşkanı adayı meselesinde yaşananlara bir bakar mısınız? Bakar mısınız?
Ne zaman bizim aydın mevkiinde gördüğümüz insanlar oldukları gibi görünecekler? Ne zaman neyse o olacaklar? Neyse o olmayanlar iflah edemez. Neyse o olmanın bir faturası var. Yani adam olmanın bir faturası var. Neyse ne ol. Bir kitap okumuştum Fransa'da. Vedik kültür üzerine, Vedalar, Hint Veda kültürü üzerine, Vedik kültür der Fransızlar ona. Vedik kültürün özeti şu cümlededir diyor Fransız düşünür. Soa söz kötüye. Neysen o ol. İnsanlığın ortak mirasına temastır bu. Kur'an'ın dediği de budur. Hazreti Mevlana sisteminin özeti de bu değil mi? Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Olduğun gibi görünüp de günahkar olmak, olduğu gibi görünmeyerek dindarlık, işte sevapçılık filan satma alçaklığından bin defa iyidir. Kur'an, yani diyoruz ama söyleneni anlamak için de adam olmak lazım. Söyleyenin adam olması yetmiyor. Dinleyenin de adam olması lazım ki sonuç çıksın. Söyleyen adam, dinleyen angut. Ne olacak, ne işe yarar? Ali Ünal da sitem etsin bana. Angut deme, angut, angut. Türkiye'de angut kelimesi kullanılmazsa çıldırırız. Ayaklarımıza dolaşıyor angutlar. Söyleyen adam, bilge, filozof, vakıf sahibi, dinleyen angut, sonuç çıkmaz. İmam-ı Azam'ın hocalarından biri olan Şabi'nin dediği gibi, sen diyor inci üreticisi olabilirsin, çok güzel inci üretebilirsin, çok güzel inci kolyeler yapabilirsin. Ama bunları eğer diyor domuzun boynuna takıyorsan yandın demektir. Rahmetli babam körler çarşısında ayna satmak derdi. Senin kaderinde bu var derdi. Allah yardımcın olsun. İşte yaşıyoruz. Körler çarşısında ayna satmak ne demek ya? Ne yapacak aynayı adam? Kör aynayı ne yapacak? Ve senin kaderin körler çarşısında ayna satmak. Sat bakalım. Sat. Veya domuzun boynuna inci tak. Ne anlar? Merkebe Beethoven'un 9. senfonisini çalar. Akşama kadar çal. Ne anlayacak? Şimdi onları, o ağır teşbihleri bırakalım. Mevlana'da bu eşek istiharesi müthiştir. Ha, şaşmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de onu kullanıyor. Kendisinden rahatsız olanları saf kan arslandan rahatsız olan eşeklere benzetiyor. Ya böyle ağır şeyler, ne ağır ulan işte Kur'an-ı Kerim kullanıyor. Sen Allah'a edep dersi mi veriyorsun? Adama bak be. Bu da ayrı bir eşekliktir. Allah'a edep dersi vermeye kalkmak ayrı bir eşekliktir. Vahim bir eşekliktir hem de. Ya bunları kullanma. Nasıl kullanmayacağım ya? Keennehum humurun müstenfiratun ferret min kasvereh diyor. Ne
Niçin diyor bunu? Nerede diyor hem de biliyor musun? Bu üzerinde konuştuğumuz surede diyecek. Bu hafta olmasa önümüzdeki hafta oraya geleceğiz. Kur'an 4. suresinde. Kendisinden rahatsız olanları tarif ederken diyor ki onlar saf kan aslandan ürküp kaçan eşek sürüsüne benzerler. Nasıl kullanmayacağım ben bunu? Siz bana demiyor musunuz Kur'an'ı anlat? Anlatıyorum işte. Kur'an'da ayet bu. Bu konuştuğumuz Müddessir suresinde bir ayet gelecek. Söylemeyelim. Hakikatten ürküp kaçanları saf kan aslandan ürküp permeperişan, darmadağınık, panikleyip kaçan eşek sürüsüne benzeten kitap üzerinden konuşuyoruz. Sen bana diyorsun ki angut deme. Ne angutu ya? Eşek sürüsü diyor. Mevlana diyor ki benim bahtiyarlığım, meziyetim tek kelimeyle, tek cümleyle ifade edilebilir. Allah bana eşeğin kulağına hakikati üfleme şansı verdi. Buyur. Ne yapalım şimdi Mevlana'yı inkar mı edelim? Yazmış adam ya. Koca Mevlana. Bütün imparatorların saltanatları öldükleri gün biter diyor. Benim saltanatım öldüğüm gün başlar. Amenna. Hiç şüphem yok. Saltanatı öldüğü gün başlayan Mevlana'nın bu tespitini görmezlikten mi geleceğiz? Ne oluyoruz ya? Herkes her türlü eşekliği yapacak. Bu eşekliğin yapılmamasını söyleyerek uyarı yapanlar o eşek tabirini kullanmayacak. Angut demeyecek. Ne diyeceğim peki? Mübarekler, Sokrat, filozof hepsi, Platon, Aristo, Hegel, Kant, Descartes, Nietzsche, ay beyefendiler, böyle mi değil size? Bunlarla mı hitap edeceğiz? Angut, angutsunuz siz. Anguta angut diyeceksin. Diyeceksin ki kendine gelsin. İşte ben kaç gündür haber dinlemiyorum, nefret ediyorum artık. Ya angutluk filan artık meziyet kalıyor. Böyle bir gerizekalılık, böyle bir eblehlik, böyle bir hamakat, böyle bir felaket olabilir mi? Girmiyorum, artık tenezzül etmiyorum, iğrenç geliyor bana. Türkiye'de olup bitenler. Yazıklar olsun. Bu 76 milyon insanın kaderi kimlerin eline teslim edilmiş? İş başında olanları eleştirmek kolay. Bir de sen bir şey yap da görelim. Sallandığın gibi çıkıyor ortaya. Ha bu defa millet diyor ki, ya iyi ki bu mevcutlara işlerimizi devretmişiz. Ya bunlara devretmiş olsak ne olacak? Ha bak sen böyle dedirtiyorsun. Sen böyle dedirtiyorsun. O zaman senin eleştirini, senin şikayetini kim dikkate alır? Kim sana değer verir?
Hadi bir cümle söyleyeyim de geçeyim. Sana diyorlar ki, kim diyor? Millet, tarih ve Tanrı. 3T, benim meşhur 3T tabirim var. 3T'nin biri Tanrı'dır, biri tarihtir. Tarih de bir manada Tanrı demektir. Hazreti Peygamber diyor onu. Yani Hegel diyalektiğinde de bunu görürsünüz belki. Tarih bir nevi Tanrı'dır. Ama karıştırın, İslam peygamberinde bu var. Zamana sövmeyin diyor. Zaman Allah'tır. Bu tarihin diyalektiği Tanrı'dır demekle aynı şey değil mi? Aynı şey değil. Düşünen adam için aynı şey tabii. Öküzler için değil. Öküz onu anlamaz. Öküz o irtibatları kuramaz. O yalını yer, orada yatar. O başka. Ben düşünen insanlar için diyorum. Hazreti Peygamber'in dediğiyle Hegel'in dediği aynı şeydir. Tarih, Tanrı, tarih ve toplum, 3T. 3T sana bir görev veriyor. Mesela, diyor ki, Cumhurbaşkanı seçilecek, aday bul. Of! Buluyorsun. Bulduğun gün, kendi ekibinin içinde kıyamet kopuyor. Haklı. 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 Türkiye Mustafa Kemal mirasının İslam mirası ile çelişik, düşman olduğunu söyleyerek mahvedildi. Haçlı emperyalizm bu sloganı verdi, içerideki dinci hıyanet bunu besledi ve hedefine vardırdı. Yıkın buradan. Şimdi bir tane şans belirmiş. Bu yıkımı durduracak, bu kırılma noktasını lehimleyip düştüğü yerden ülkeyi kaldıracak Mustafa Kemal mirası ile Muhammedi mirasın aynı idealleri taşıdığını bir adam haysiyet ve namusuyla, bir vukufla milletin ve dünyanın önüne koyacak bir tane adam lazım. Ya tek kalmış bir şans o. Bunun için bir aday bulun diyor. Buluyorlar. Ne? Tam tersini söyleyecek biri. Yedi sülalesinin icraatı ve düşüncesi bunun tam tersini iddia eden biri. Hadi buyurun şimdi. Buyurun. Sen ne yapıyorsun be kardeşim? Sen kime şirin görünmenin peşinde? Sen neyin peşindesin? Ha? Sen rezil kepaze olacaksın, oldun buna benzer yaptıklarınla. Sen neyin peşindesin ya? Sen Atatürk mirasını, Cumhuriyet'in aydınlanmacı mirasını peşkeş çekmenin yarışı içinde misin ya? Onu yapan o kadar adam var ki sen. Sen ne yapıyorsun ya? Neyin nesisin sen?
Neysen o ol. Atatürk rozetlerini çıkarın. Hayasızlığın lüzumu yok. Çıkarın, yaptıklarınıza uygun rozetler takın yakanıza. Tamam mı? Böyle yap. Böyle yap. Bilelim. Sonra da diyorsunuz ki, şu kadar fecaat, şu kadar rezalet, şu kadar yolsuzluk, şu kadar bilmem neye rağmen hala adamlar, evet, neyse o olduğu için o kazanır ve kazanacak. Yanlışları olan ama sünepe olmayanlara hayat başarı veriyor. Yanlışları olan adam olmak başka bir şeydir. Hiç adam olmamak başka bir şeydir. Sen hangisisin onu söyle. Bir tane adam var. Harıl harıl çalışıyor. Yanlışları var. Sana ters tarafları var. Tamam. Ama adam. Sen nesin? Sen nesin? Milleti çıldırtma. Çıldırtmayın milleti, milleti çıldırtmayın. Tarihi çıldırtmayın. Ve Tanrı'yı çıldırtmayın. Siz biliyor musunuz bu Kur'an? Allah'a eziyet eden adamlardan bahsediyor. Allah'ı taciz eden adamlardan bahsediyor. Allah'ı taciz ediyor. Ya kullanıyor. Yü'zün Allah'a ve Resulehu diyor. Allah'ı ve Resulünü taciz edenler. Kelamın sahibi bu tabiri kullanmış. Benim hakkım var mı bunu değiştirmeye? Ben de aynısını kullanıyorum işte, söylüyorum. Düşün, niye kullandı, bul. Sonra diyor ki, bizi taciz edenlerden intikam aldık diyor. فَلَمَّا أَسَفُونَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Sen bilmiyorsun diye ne? Ben senin hatırın için öküz mü olacağım? Hayır, ben kimsenin hatırı için öküz olamam. Ben bunları bilen adamım. O bilgimin bana verdiği vakar ve haysiyetle ben bunları söylerim. Sen bilmiyorsan kendini ıslah et. Ben senin hatırın için öküz olamam. Allah beni insan yaratmış. Ve bilge insan yaratmış bir de. Senin hatırın için öküz olacağım ben. Yapma ya. Sen kimsin? Sen kimsin? Allah'a eziyet edenlerden Allah intikam alacağım diyor. Şimdi görüyor musun beni? Tarihi çıldırtmayın. Toplumu çıldırtmayın. Tanrı'yı da çıldırtmayın. Ya adam olun, ya yok olun. Çekilin gidin. Tabelalarınızı da yok edin. Kadrolarınızı lağvedin, dağıtın. Bırakın millet başının çaresine baksın. Siz nesiniz siz ya? İddialarınıza bakın, yaptıklarınıza bakın. Utanın ya. Sizden hani ne köy olur ne kasaba derler ya. Sizden kümes bile olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne kasabası ne köyü ya, o büyük iş. Evet. Hiç kimse rahatsız olmasın. Ha çok rahatsız olursanız ben konuşmam. Ben kapatırım, keserim konuşmayı. Kaç yerden bak kestirdiler.
Buradan da kestirirler. Gidin patrona söyleyeyim, benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir adam. İkna edersiniz. Bitti. Beni kaçırmak o kadar kolay ki. Ben hemen sinyali alırım, ufak. Öyle fazla bir şeye lüzum yok. Hemen. Ertesi hafta yok. Bitti. Ama oraya otur. Hem konuş, hem de birilerini rahatsız edecek şeyleri görmezlikten gel. Onları es geç. Ya, ya sözü göbeğinden tam çaka çaka söylerim. Hiç gözümün bebeği olsa değişmez. Nerede kalmıştık? 6. ayeti okumuştuk. Değil mi? Demiştik ki sabır yalnız Rabbin için sabret diyor. Sabır zaten başkası için olmaz. Şu bizim gösterdiğimiz sabır Allah rızası söz konusu olmasa gösterilir mi? He? İnsanoğlu için hem de angutları normallerinden birkaç kat fazla olan bir kitle için bu ıstırap çekilir mi? Vallahi çekilmez. Ama yaratanın hatırı var. Onun verdiği görev var. Onun iradesi böyle istiyor. Yapıyoruz. Yoksa sen kimsin ya? Ben senin için bir adım atmam. Değmezsin çünkü. Ama olay başka bir olay. Olay tarih. Olay Tanrı'nın olayı. Üç T'nin hele ikisi. O ikisinin olayı olmadan üçüncü T, o T de beni harekete geçiremez. Toplum. Toplum komurumu veriyor. Ben onun şeyinin kılı olurum diyen bir toplum. O da o kadar önemli değil. Ama iki T, Tanrı ve tarih. Onların iradesi bir yere yönelmişse oraya itiraz olmaz. Evet, veli rabbike fasbir demiştik. 7. ayeti öyle söyledik. Bıraktık. Şimdi Cenab-ı Vacibül Vücud işin sonuna dikkat çekiyor. Bu dikkat çekişi hep yapar Kur'an. İnsanoğlu sakın yanlış hesap yapma. Seni bir gün mutlaka yakalayacağım diyor. Yakalayacağım. Bu dünya başıboşluk dünyası değil. Bu nizam, bu ahenk, bu ihtişam, bu renkler, bu desenler, bu hikmetler, bu akıl ermez sırlar, bunlar boşuna değil, bunlar böyle tesadüf, mesadüfe, böyle bir şey yok. Bunların hesabı, kitabı var, bunları takip eden biri var. O benim diyor. Ben bunların hesabını soracağım. Bunu sık sık Kur'an-ı Kerim yapıyor. Şimdi burada da yapmış. Diyor ki فَاِذَا نُقْرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَس۪يرٌ عَلَى الْكَافِر۪ينَ غَيْرُ يَس۪يرٌ
O boruya üfürüldüğünde, 8. ayet. Nukra finnakur. İsrafil'in sura üfürmesi. Kıyameti kastediyor. Bazen böyle der, bazen doğrudan kıyamet tabirini kullanır, bazen saat tabirini kullanır. Kur'an'ın o erişilmez ufuklarında gezdirir sizi böyle. İşte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür. Küfre batmışlar için hiç de kolay değildir o gün. Küfre batmışlar dediğim zaman bu küfür ve kafir meselesini sakın dincilerin anlattıklarından öğrenmeyin. Onların büyük bir kısmı bunu bilmez, ezberletileni tekrar ederler. Bir kısmı da bilir, bilerek yalan söyler. Hesaplarına uydururlar işi. Çünkü dincinin hesabı vardır. Başka bir şey yok. Dinci ilim, bilmem, Allah'ın iradesi var. Hikaye bunlar. Hesabıyla yan yana neyi getirirseniz getirin, Allah da dahil, hesabını bilir dinci. Ondan sonra öbürler gelir. Küfür kelimesi, kafir, küfre saplanmış, küfre batmış demektir. Küfür, temel manası nankörlüktür. İnsanın sıfatı olarak kullanıyor Kur'an-ı Kerim bunu, kefur. Çok nankör demek. İnsanın bir sıfatı veriyor bunu. Küfrün ikinci manası gerçeği örtmek demektir. O kafirler, kim o kafirler? Kim o kafirler? Dinci. Kim? Senin gibi düşünmeyenler, değil mi? Tabii. Bugün mezhebimizin imamı efendimiz dediğin İmam-ı Azam içinde kafir demedin mi sen? Demedin mi sen? Göklere çıkardığınız Buhari. İmam-ı Azam için sahtekardır, kafir olarak öldü diyor. 3 defa tövbeye davet edildi diyor. Cevap vermedi, icabet etmedi, yani tövbe etmedi. Bak. Üstütübe selâse merrâtin felem yücib diyor. Tarihi de bunu söylüyor İmam-ı Azam için. Kitab-ı Zuhafasında da diyor ki Ebu Hanife racülün gayru sikatin, güvenilmez bir adamdır diyor, sahtekardır. Buhari'nin kitabında İmam-ı Azam Ebu Hanife'den bir tek rivayet yoktur. İmam-ı Azam sahabi neslini tanımış bir insandır. Hicri 150 ölümü. Hem de büyük sahabilerden birkaç tanesiyle sohbeti var. Tabiun neslinde. Buhari ondan 100 küsür sene sonra. 150 İmam-ı Azam'ın ölümü hicri, 256 Buhari'nin ölümü. Buhari İmam-ı Azam için böyle diyor. Onun kafir olarak öldüğü kanaati. Şimdi kafiri kime göre tayin edeceğiz? Kime göre tayin edeceğiz? Allah'ın ayetlerini ketmeden, onların üstünü örten, hakikati örten, bu tarifleri Kur'an veriyor kafirler için. O zaman Allah'ın ayetleri ne?
Dinciye sorarsan Allah'ın ayetleri onun okuduğu İlmihal kitabındaki satırlar. Oraya getirir, indirir. Musa Carullah öyle diyor. Bunlar Allah'ın ahkamı dendiği zaman diyor, Bezzaziye'de, Dürri Yekta'da, Dürretül Vaizi'ndeki hezeyanları, hurafeleri dayatırlar milletin önüne. Kur'an mezarlığa gönderilmiş zaten. Allah'ın ayetleri Kur'an'a sorduğunuz zaman bir, Kur'an'ın kendi ayetleri, parçaları, iki, evren kitabının parçaları, ayetleri, yani varlık, bir de insanın iç dünyasındaki ayetler. Allah'ın ayetleri bunlar. Bunların hangisini inkar ederseniz edin, kafir olursunuz. Üçünü birden inkar ederseniz, ben kitaplarımda o tabiri kullanıyorum, çifte kavrulmuş kafir olursunuz. Çifte kavrulmuş kafirlerin en bol olduğu yer, bugün İslam dünyası denen coğrafyalardır. Ben bütün dünyayı bilen bir adam. Tamam. Hem Kur'an ayetlerini, Kur'an'ı mezarlığa göndererek dışlamışlardır. Ki Kur'an bunu açık söylüyor. Peygamberin dilinden bir şikayet olarak benim ümmetim bunu yapacak diyor. Yaptı. Bir de evren ayetlerini, bilimi, aklı inkar ediyor. Çifte kavrulmuş kafir. Demek ki kafir üç nitelik taşıyor Kur'an'ın verilerine göre. Bir, nankörlük. İki, gerçeği üstünü örtmek. Gerçeğin üstünü örtmek. Ben mealimde bu üç manayı birlikte hep verdim. Ya doğrudan özgün kafir kelimesini kullandım. Zaten sonuna da lügatça koymuşum. Oradan bakıp görür. Yahut açtım. Gerçeği örten o nankörler. Birçok ayette böyle açık tercümeler verdim. Yoksa kafir, ya buyur bakalım sen dinciye kafiri tarif ettir. Dincinin lügatinde kafir aynen veriyorum. Kafir iki nokta üst üste. Bizim gibi düşünmeyen herkes. Bitti. Bizim gibi düşünmeyen herkes. Dincinin lügatında kafir budur. Bunun içine İmam-ı Azam giriyor. Bunun içine Hazreti Ali giriyor. Muaviye ne yapıyordu? Mel'un propagandistlerine, parayla beslediği propagandacılarına diyordu ki, Ali'yi yıpratmak için en çok şunu kullanacaksınız. Ali namaz kılmaz. Allah'ım ya Rabbi. Görüyor musunuz? Ali namaz kılmaz. Kim Ali? İslam peygamberinin sen konuşan Kur'ansın hitabını layık gördüğü tek insan. Ey Ali sen konuşan Kur'ansın diyor ona. Başka hiç kimseye böyle bir hitabı yok Hazreti Peygamber'in. O Ali için namaz kılmazdı diye yayıyor propagandalarında. Kim? Muaviye. Hazreti Ali
Muaviye. Evet. Korkunç hesap günü geldiğinde diyor, büyük zorluk kafirlerin gırtlağına yapışacaktır. Şimdi bakın burada bir tespit var. 11. ayet. Zerni ve men halaktu vahiden. Benimle yarattığım kişiyi baş başa bırak diyor. Beni o yarattığım kişiyle baş başa bırak. Burada bu ayeti vermiş. Müzzemmil'de de verdi bu ayeti. Enteresandır. İki surede de bu ayet 11. ayettir. Dur bakayım. Yanlış söylemiyorum, değil mi? Evet. Kelimeler farklı, mana aynı. وَذَرْن۪ي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ Benimle, o nimetle besleyip doyurduğum, payelendirdiğim ama sonra nankörlük etmiş olanları baş başa bırak diyor. Burada da diyor ki yarattığımla beni baş başa bırak. 11. ayet 2 surede de. Baş başa bırak diyor. Ben soracağım hesap. Mekke şirkinin, şirk oligarşisinin büyük kodamanlarına tokat vuran ayetlerdir bunlar. Ebu Cehil başta olmak üzere. Velid bin Muğire başta olmak üzere. Hele bir tanesi var ki o Velid, mala servete doymuyor bu adam. Bak şimdi onu nasıl anlatacak burada. Şirk dininin çocukları. Onlar Allah'ı kabul ediyorlar. Allah'ın yanına yedek ilahlar koyuyorlar. Menfaatlerine uygun kotarıcılar koyuyorlar. Şirk budur. Efendim işte onlar gider de ağaçları yontar da tapardılar. Geç ulan ne ağacı be. Onlar sen, neyin sembolü? Onlar ilahlaştırılan insanların sembolü. Aynen Yunan panteonundaki gibi. Ünlü Yunanlılardan biri öldü mü onu temsilen panteona götürüyorlar, bir tane put koyuyorlar. Taptıkları o ağaç veya kaya parçası falan değil. O sembol. Neyin sembolü? Kimi temsil ediyorsa onun sembolü. Benimle onu baş başa bırak diyor. Neler yapmış bu? Kur'an-ı Kerim'in tetkik edin göreceksiniz. İlk 20 küsür suresi cehennemle ilgili ağır tasvirlerin yer aldığı sureler bunlardır. Ve bu cehennem tasvirlerinde hep mala doymayan, insana kötülük eden, hakları çiğneyen zulüm kodamanları gündem yapılmıştır. Hiçbirinin içinde ibadeti eksik olan, taati eksik olan, yani günah işleyen adamların hiçbiri yoktur. Bakın günahla cürümü birbirine karıştırmayın. Kur'an bunları ayrı ayrı kullanmıştır.
Cürüm, cürüm. Mücrim tabiri var. Mücrimleri cehennemle tehdit ediyor Cenab-ı Hak. Kimdir mücrim? İnsan haklarına musallat olan, zulme giden demektir. Hele iki rekat namazı eksik filan, o günahkar dersin onu. Allah'la onun arasında ve onu affedeceğini söylüyor Cenab-ı Hak. Kulağını ne kadar çeker, o onun bileceği. Günah işleme özgürlüğü bir tane söylüyordu ya bir tane hırsız avukatlarından biri. Yutturuyor. Çünkü biliyor toplum Kur'an'ı bilmiyor ki. Günahla cürmü birbirine katıyor. Ya insan haklarına tecavüz söz konusu oldu mu Kur'an buna cürüm ve zulüm der. İbadetlerde eksiklik söz konusu olursa o senin dediğin günah. Orada özgürlüğüne dokunamazsın adamın. Orada maddi müeyyide uygulayamazsın. Allah'la kul arasında. Ama cürüm ve zulüm söz konusu oldu mu, Kur'an diyor ki, karşı çık, deşifre et, icabını yap, engel ol, sakın destekleme ve durdur. Sen milyar dolar mesabesinde ülkeyi soyup soyduracaksın. Bunlar deşifre edildi mi de günah işleme özgürlüğümüzü seni alçak seni alçak seni. Seni imansız, kitapsız alçak seni. Sen bu kitabı Allah alay mı ediyorsun ya? Hani siz Müslümandınız? Hani siz namazlı, niyazlı, dindar? Bu mu? Bakın şimdi cehennem tehdidi kimlere yönelik? Daha buradan başlamış. Birinci surede de verdi ya, insan haklarına musallat olanları yine Ebu Cehil vardı başta. Alak suresi birinci surede. Onun o günahkar, o karanlık alnından diyor onu tutup perçeminden o alnından süründüreceğim, yerlere sürteceğim. Diyordu değil mi? Şimdi bakın. Cealtu lehu malen memduden ve benine şuhuden ve mehettu lehu temhida. Sümme yatma'u en ezide kella innehu kâne li âyâtina anîda se'urhukuhu sa'uda diyor şimdi burada. Türkçeleri. Hesapsız bir mal verdim ona. Bu Velid bin Muğire, bu kudurmuş bir adamdı. Mala doymuyor. Mala, o bakımdan lakabı Vahid'di. Yani mal çokluğunda tek erişilmez adam demektir. Doymuyordu. Doymuyordu. Hesapsız bir mal verdim ona. Göz doyurucu oğullar verdim. Bak bak bu da enteresan şimdi. Velid tipi mala doymazlar. Daima bu melanet şirketlerini oğullarıyla oluşturuyorlar. Bu da enteresan. Bak Kur'an bunu vermiş. Yani niye bunu diyor bu? Alabildiğine imkanlar döşedim onun için. Tüm bunlardan sonra hırs ile daha da artırmamı istiyor. Vay 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 vay. On altıncı ayet. Hayır, iş sanıldığı gibi değil. Kella. O bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Ben onu dik yokuşa süreceğim. Dik yokuşa süreceğim onu diyor.
Şimdi bu kudurmuş, bu mala mülke doymayan oğullarıyla böyle çeteleşmiş Mekke'nin kanını emenlerin birincisi bu. Şimdi onun psikolojisine giriyor. Kur'an karşısındaki tavrına giriyor. Şimdi Kur'an bunları söyler de bu kodoman kudurmuşlar, bu mala mülke doymayan azmışlar Kur'an'a ısınır mı? Bakın dikkat edin. Hiçbir teolojik tartışma yok henüz. Dördüncü sureyi okuyoruz. Yok. Hep insan haklarını çiğneyenlerle mücadele. Hep azmışlarla mücadele. Hep doymazlarla mücadele. Hep kudurmuşlarla mücadele. Hep o. Dikkat edin. Şimdi bakın buraya. Bu kudurgan, bu melunu şimdi psikolojisini bize deşifre ediyor. Kur'an karşısındaki tavrını özellikle. İnnehu fekkara ve kaddara. Derin derin düşündü. Fekkara, tef'il babından. O derin derini o babın karakterinden alıyorum. Arapçayı bilenler onu anlar ne demek istediğimi. Ölçtü biçti kaddara. Kader kelimesiyle aynı o kökten bir fiil. Kaddara ölçülendirdi, ölçtü biçti. Fekutile keyfe kadder. Kahrolası nasıl bir ölçü kullandı diyor. Şimdi Kur'an geliyor, Hazreti Peygamber teklifleri bunlara götürüyor. Diyor ki yapmayın, bunun bir de yarını var. Bu ne yapacaksınız bunları? Yani bunları paylaşın diyor. Paylaşın. Bakın kavga bu. Kavga namaz mamaz değil, bu adamlar namaz mamaz kılıyor. Bunlar Allah'ı kabul ediyor. Şirk Allahsızlık falan değil, şirk din. Yalnız işte şu paylaşımı, şu insan hakkına saygıyı kabul etmeyen bir din. Kahrolası diyor, fekut ile keyfe kaddara. Nasıl bir ölçü tutturdu? Bakın nasıl tuttu. Ya şimdi Kur'an'ın öfkesine bakın değerli dinleyenlerim. Bir de bana geliyorsunuz, ya angut deme onu deme. Ben bu Kur'an'ın, ben 3 yaşından beri bu Kur'an'ın içindeyim. Gecem, gündüzüm, nefes alıp verişim. Beğenmiyorsanız beğenmeyin beyler, hanımefendiler. Bakın Kur'an'a, ben bunları söylesem, ya beddua etti herkese falan bilmem ne. Demin işte eşek istiharesini söyledim. Gelecek biraz sonra, gelecek. Bu surenin sonlarında. Şimdi burada başka bir şey var. Şu bedduaya bakın. Kutile, geberesice demek. Ben nezakete bağlamışım işi. Kahrolası demişim. Nasıl bir ölçü kullandı? Fe kutile, geberesice. Tam karşılığı bu. 19. ayette kut ile keyfe kadder. Nasıl bir ölçü tutturdu diyor. Şunun kullandığı ölçüye bak şimdi söyleyecek. Sümme kut ile keyfe kadder. Tekrar geberesice diyor. Nasıl bir ölçü tutturdu? Şu öfkeye bakar mısın? İbadetlerinde, taatlarında eksik olanlara asla böyle yüklenmiyor Kur'an-ı Kerim. İnsan hakları meselesinde bu hassasiyeti.
Emrettiği namazı kılmayanları tehdit etmiyor. Lanetlemiyor. Değerli dinleyenlerim. Mucize işte bu. Ama o namazı kul haklarını çarpmaya, talan etmeye araç yapanları Maun suresinde dini inkar etmekle ve melunlukla suçluyor. Namazlarını da lanet vesilesi olarak gösteriyor. Feveylül lil musallin diyor. Bir şekilde namaz kılanlara lanet olsun. Siz hiç Kur'an'da namaz kılmayanlara lanet olsun diyen bir ayet gördünüz mü? Göremezsiniz. Kahrolası nasıl bir ölçü kullandı? Bir kez daha kahrolası nasıl bir ölçü kullandı? 19 ve 20. ayetlerde bir öfke volkanının kükremesi adeta karşımızda. 21. ayet. Kısa kısa ayetler bunlar. Sümme nazara. Bakın şu için bir psikolog bunu anlatsa bize. Düşünüyor, taşınıyor, indiriyor, bindiriyor, tekrar düşünüyor, tekrar ediyor. Ya bu Muhammed de ya, ya bu hayatımızda en çok güvendiğimiz insan bunları söylüyor. Tamam ama bunun dediklerini ben yaparsam ben şimdi gidip diyor, aynen tabir Ebu Cehil'indir. Kara karının oğlu Bilal'le diyor ben bu malımı mülkümü paylaşacak mıyım? Onu da o da benim yanımda mı gelip oturacak diyor Hazreti Peygamber'e. Evet diyor. Öfkeyle kalkıyor çünkü haber gönderiyor. Geleceğiz görüşmeye. Filancayı yanından uzaklaştırsın. Bizim onurumuz onlarla oturmaya izin vermez. Bakar mısın? Şimdi diyor, ey Muhammed diyor, senin boş konuşmadığını biliyoruz biz. Sen boş konuşmazsın. Yalan hiç konuşmazsın. Kötü düşüncen hiç olmaz senin. Fakat ne olur, şu ayak takımıyla bizi aynı kefeye koyma diyor. Yapma bunu bize. Bize layık olduğumuz payeleri ver, bizi farklı kıl, seninleyiz. Ben böyle bir şey yapamam diyor. İnsan insan. Herkes çalışır, çalıştığıyla öne geçer veya arkada kalır. Fırlıyor yerinden Ebu Cehil. Beni diyor, kara karının kara oğlu Bilal'le aynı seviyede gören bu dine lanet olsun diyor ve çekip gidiyor. Kavga bu. Muhammed'in kavgası buydu. Öyle iki rekat yat kalk. Ulan sen bin sene bu milleti nasıl aldattın? Kavga esas bu. Bu kavgayı veren mümindir. Sümme nazara 21. Sonra baktı. Şimdi nazar tabii bakmak sade böyle bakmak değil. O düşünce anlamını da taşıyor. Düşündü, değerlendirdi. İçinde nasıl fırtınalar gidiyor melunun bakın şimdi. Sümme abese ve besere sinle. Sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı. Olmaz diyor. Olmaz diyor. Düşünüyor. Ya Muhammed'in dediğini yapsam malım mülküm gidecek. Muhammed iki şeye dokunuyor, iki şeye. Bir, bunların yedek ilahlarına dokunuyor. İki, mallarına dokunuyor. Kur'an'ın dokunduğu budur. Kur'an kimsenin başka hiçbir şeyine dokunmamış. Bu iki şeye dokunuyor. Düşünüyor, taşınıyor, indiriyor, bindiriyor, içinde fırtınalar. 22. ayet sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı. 23.
Sonra arkasını döndü ve böbürlendi. Lan dedi, kim bu Abdülmuttalib'in deve çobanı yetimi Muhammed gelip de bizi böyle istediği kaba dökecek şekil, biz kimiz, bu kim? İleride göreceğiz Furkan suresinde, diyecekler ki Allah böyle değerli şeyler vahyedecekti de bula bula bunu mu buldu diyorlar. Böyle Hazreti Peygamber için. Ehâzellezî ba'atallâhu rasûlâ. Bunu mu diyor buldu da gönderdi? Niye şu kentlerde şu kadar büyük ünlü insanlar var? Bu kadar serveti samanı olan, itibar olan adamlar var. Bula bula bunu mu buldu diyor. Değil mi? Hiç unutmuyorum. Bir Angut'tan bahsetmiştim. 1.90 küsürlük Angut. Artist. Doğrudan artist zaten. Ben Millet Meclisi'nde, neyse öyle bir cümle söyleyip geçiyorum. Siyasi parti kurdum. Genel başkan sıfatım var mecliste. Dedi ki, sen bu boyla dedi başarılı olamazsın. Adam takmış benim. Aa güzel dedim kardeş. Bu bilmem ne, bu İstanbul'un kenar kasabalarından birinde gece lisesinden. Ya terk ikinci sınıfından veya oradan mezun olmuş. E iyi ya dedim, o zaman senin bak dedim maşallah boy poz, sen yap bu işi dedim madem bununla oluyor bu. Benim birikimim dedi ona müsait değil. Ulan birikimle mi oluyor bu, boyla mı oluyor? Birikimle oluyorsa bana o lafı niye söyledin? Boyla oluyorsa bak ben sana teslim edeyim. Gel dedim ben sana vereyim bütün yapı bakı. Bak yaptım dedim. Şimdi seçime girecek bu parti. Seçime girecek. Her şeyi hazırlamış. YSK ilan etmiş. Seçime girecek partiler listesinde. 10,5 ayda. Bir kuruş yok, bir sandalye yok, bir oda yok. Hepsini adeta mecazi manasıyla kullanıyorum. Yaratmış, etmiş, getirmişim ve şimdi bak seçimi al dedim sen devam et. Boyun benim birikimim bana müsait değil dedi. Değil mi? Ama Angut demeyeceksin bunlara. Bunlar filozof bunlar. O zaman biz Angut'uz. Yani ikimiz birden tam olamayız. Ya bu adam Angut'tur ya ben Angut'um. Ben dinlerim yani. Yok o Angut değil. O yakışıklı endamıyla falan böyle Angut olur mu? Sen Angut'sun diyorsan dinlerim, oturur bakarım yani gider. Düşünürüm, araştırırım, nereden Angut oluyorum filan, yani bu benim dikkatimi çeker. Ama bana görüntüyle, fotoğrafla bunu dersen bu olmaz, bu ayıp oluyor. Ha sen Angut'sun dersen onu dinlerim. Derim ki ya ben kendimi akıllı görüyorum. Olabilir. Ben öyle görürüm ama demek ki öyle değil. Ha dünya kamuoyu da beni öyle seçmiş. 20. yüzyıla etki eden 100 adamın içinde beni 9. sıraya koymuş. Elin günün adamları. Benim ülkemin insanları değil. Yani Time dergisi 2001'de. Ona rağmen yine düşünürüm.
derim ki onlar da belki dünya 370 bin oy almışım ben dünya kamuoyundan. Tamam mı? Orada da bir hata olabilir. Oturur düşünürüm ama ya senin boyun işte şöyle dersen bu ayıp oluyor ya. Yani. Daha fazla bir şey söylemeyeyim de. Şimdi bakın bu ezelden ebede böyle. Elhan kemakan. Ne diyor? Ya diyor. Bu iddialara bakın diyor Muhammed'in iddialarına. Ya Allah bu kadar muazzam şeyleri diyor insanlığa bildirecekti de bu çoban yetim çobanı mı buldu? Bakın taktıkları yere. Şu büyük kentlerin büyük adamlarından birine niye bunlar gelmedi diyor. Aynen bizim Angut'un dediği gibi. Sümme edbara ve stekber 22 bu düşündü, taşındı, etti, içti. 23'te de diyor ki arkasını döndü ve kibirlendi, böbürlendi ve stekber. Öyle yaptı da fekale in hâze illâ sihrun yü'ser. Bu Kur'an için. Bu Kur'an rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil. Bu diğer böyle nakledile edile gelmiş bunlar. Büyü, kandırmaca bunlar. İn hâzâ illâ kavlul beşer. Devam ediyor Kudurgan'ın sözleri. İnsan sözünden başka bir şey değil bu. Ya Muhammed söylüyor bunu diyor. E cinler de ona yardım ediyor. Ama öyle yok. Vahiy geliyor. Allah bu böyle bir şey yok diyor. Ya cinler biraz ona fısıldıyor. O da kendisi bunları söylüyor. Bir nizama intizama sokup söylüyor haşa. Şimdi burada bu dördüncü surede bundan itibaren Kur'an'ın bir beşer kelamı, insan sözü olmadığını gündeme alıyor ve bunun kanıtı olarak da 19'lu kod sistemini getiriyor. Burada. Burada yapmıştır. Onun üzerinde duracağız. Bu 19'lu kod sistemi istismar edilmiş bir sistemdir. Hatta bazı yanlışlara alet edilmiş bir sistemdir. Onları da konuşacağız burada. Fakat açık bir şekilde Kur'an'da yerini almıştır. Birileri bunu istismar etti diye bu Kur'an'ın bu matematiksel kod sistemini inkar etmek Kur'an'ı resmen Mekke müşriklerinin hezeyanlarına benzer hezeyanlarla mahkum etmeye kalkmaktır. Aman ha, ikisini birbirine katmayın. Ne diyor? Bu beşer sözü diyor. İnsan sözü. Ne var? Şimdi Cenab-ı Hak cevap veriyor. 26. ayette. Se'uslihi sakar. Onu sakara atacağım diyor. Fırlatacağım. Uslihi. Sakar geleneksel
müfessirlerin söylediğiyle cehennem, cehennemin adlarından biri olur. O kadar mı? O kadar değil sadece. وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَكَرْ Şimdi bunu sorduğuna göre bu cehennemden başka bir şey veya en azından cehennem dışında bir manası da var ki وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَكَرْ diyor. O sakarın ne olduğunu sana öğreten nedir? Hiçbir cehennem anlatımında bu soru sorulmaz. Öyle bir şeymiş ki bu sakar. La tübkî ve la tezer. 28. Ortada bir şey bırakmaz. Hiçbir şeyi görmezlik etmez o. Dağınıklığa izin vermez. Ve ıskalamaz. Görmediği, kaçırdığı bir şey olmaz. Kayıt dışı tuttuğu bir şey olmaz. Sakar böyle bir şey. Ya bunu cehennem, cehennem, nasıl cehennem bu? O başka bir şey tarif ediyor burada. Bakın bakın şimdi. Levvâhetun lil beşer. İnsanoğlunun önüne tablolar, levhalar koyar diyor. Levh, levha kelimesinden mübalağa ile ismi fail. Levvâhe, yoğun, çok, sayısı zapt edilemeyecek kadar levhalar koyar insanlığın önüne. Böyle bir şey bu. 1500 sene önce söyleniyor bu. Ve böyle bir tablolar koyan, öyle süratli, öyle mebzul, öyle zengin tablolarla insanlığın önüne çıkan bu sakar üzerinde esas belge niteliğini taşıyan neymiş? Aleyha tis'ate aşar. Mühür olarak onun üstünde 19 var diyor. Kendinden başka hiçbir sayıya bölünmeyen 19. 1 ve 9. Tek rakamlı sayıların ilki ve sonuncusunun birleşimi. Bizatihi kendisi bir mucize. Şimdi bu 19 meselesi Amerika'da bir bilgisayar uzmanı tarafından, Arap asıllı bir bilgisayar uzmanı tarafından çözüldü 70'li yıllarda. Kur'an'ın en büyük matematiksel kod mucizesi. Adeta Kur'an'a Cenab-ı Hakk'ın attığı imza. 19. Ama iş orada başlamadı ki. Sahabe içinde 19 meselesi var. Çünkü 19 meselesi besmele cümlesinde bir defa gündem olmuştur. Ehli Kur'an sahabilerden günümüz dünyasındaki mütefekkirlere kadar bu 19 sistemi bulunmadan önce mesela besmele üzerinden 19'lu sistem Said-i Nursi'de var. Ben besmele Fatiha suresinin bir ayeti kabul edildiği için o konuya orada girdim. Fatiha suresi tefsiri küçük bir kitabım var benim. Yani esas tefsir çalışmamdan o bölümü ayrıca almış, yıllarca beklemesin diye yayınlamışım kaç sene önce. Orada veriyorum bunları. Ve enteresandır, besmelenin imlasını bizzat Hazreti Peygamber tespit etmiş. Bu imlayla yazacaksınız. Niye ısrar ediyor o imlada? 19 harf o imlayla yazdığınızda. İmlayı değiştirdiniz mi 20-22 harfe çıkabiliyor.
Ama enteresan Hazreti Peygamber'in müdahalesi var. Bu imla ile yazacaksınız. 19 harf. Sahabe böyle almış. Dediğim gibi sahabeden Said Nursi'ye kadar. 19. Zaten Besmele 19'lu kod sisteminin de en büyük mucize tecellisidir. Orada başlıyor. Şimdi otuzuncu ayet Müddessir suresinin üzerinde 19 vardır onun. Müddessir saklanan, gizlenen anlamlarına da tabii Kur'an çok manalı bir kelam olduğu için hem kenara çekilip elbisesine bürünüp uyarıdan kaçma temayülü gösterenlere kalk uyar diyor. Ama bir de şu 19 sistemi bin küsür sene bilgisayar ortaya çıkıncaya kadar bilinmiyor. Yani besmele üzerinde 19 tamam o konuşulmuş edilmiş o kadar. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'in bu 19 kod sistemine göre yaratıcı tarafından kodlandığını ve Mutaffifin suresinde Kur'an kendisinden kitab-ı merkum, rakamlarla kodlanmış kitap diye bahsedecek. Bunları bilgisayar çağı gelmeden insanoğlunun keşfi mümkün değil. Onun için müteşabihattan beklemiş bu, beklemiş, beklemiş, beklemiş. Bilgisayarla birlikte bu çıkıyor ortaya, bu sistem. Amerika'da. O konuda yazılan kitapları, vaktimiz olursa onları da konuşuruz. Hem muhteşem tespitleri var, hem de istismarlar vardır, onları da konuşuruz. Bakın bu 29. ayet levvahetül lil beşeri nasıl tercüme etmişim? İnsan için tablolar, levhalar, ekranlar sunandır o. Bir manası da deriyi yakıp kavurandır o. Levvahede, levvahetül lil beşer, beşer hem insan manasında hem de beşerenin bir başka telaffuzu deri manasında. Bak şimdi. Cehennem deriyi yakar kavurur. Tamam güzel de öbür manaları ne olacak? Bu 19 neyin nesi? Efendim o 19 da cehennemin zebanilerinin sayısıdır. Nereden biliyorsun zebanilerin sayısı olduğunu? Yani 19 zebani 20 tane 30 tane ola nereden biliyorsun bunu? Sonra şimdi aşağıda göreceksiniz. Diyor ki bu 19 iman edenlerin imanlarını artırmaya yarayacak. Küfür içinde olanların da yakın sahibi olmalarına yarayacak. Cehenneme gitmiş adama hitap edecek şeyler değil bunlar. Şimdi orada 31. ayet uzun bir ayet. Esas 19'lu kod sisteminin esas mahiyetini, muhtevasını orası veriyor. Üzerinde 19 var dedi 30. ayet.
Şimdi ne demek bu 19? Onu aşağıya doğru verecek. Bütün bunlar hangi bağlamda verildi değerli dinleyenlerim? Mekke müşrik kodamanının bu Kur'an beşer sözüdür lakırdısına, hezeyanına cevap sadedinde bunlar verildi. Beşer sözü ise bu 19'lu kod sistemi nasıl oluyor kardeşim? Bunu akıl, idrak izah edebilir mi? Bir kitabı düşünün, 604 sayfa, 6340 küsur ayet ve baştan sona bu 19'lu sistemle kodlanmış. Tek istisna Allah kelimesidir. Çünkü Allah kelimesi başlı başına bir mucizedir ve filolojide de hiçbir kurala uymaz. Allah kelimesi bütün kuralların Allah üstündedir. Filolojik yapısıyla da öyledir. Bak o kelimenin etimolojisini önümüze koyamıyor hiçbir Arap lügatı. Bir ihtimal şöyle, bir ihtimal böyle, bir ihtimal Cenab-ı Hakk'ın zatı gibi iman konusu olarak bırakılmış. 19'lu kod sistemine de Allah'ı uyduramazsınız. Allah 19'lu kod sisteminin de üstündedir. Bazıları Allah kelimesini de bu 19'lu kod sistemine uydurmaya kalktılar. Hata ettiler. Yanlış yaptılar. Çünkü o sisteme uydurmaya kalktınız mı Kur'an'ı? İşte onların gittiği yanlış oydu. Kur'an'ın şuradaki işte Tevbe suresinin sonundaki iki ayeti Kur'an'dan değildir. Ya Kur'an'ın korunmuşluğu 19'lu kod sistemiyle 1500 sene bunu korumamış mı Kur'an? Nasıl oluyor bu iş? Gözden onu kaçırdılar. Allah kelimesi Kur'an tarafından hem filolojik hem matematik değerlendirmelerin üstünde tutulmuştur. Hiçbirine uymaz. Cenab-ı Vacib-ül Vücud'un mutlak özgürlüğünün bir tecellisi olarak böyledir bu. Onun dışında bütün Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye bu 19'lu sisteme uyar ve oturur. Bu sistemin sahibi ve bu kitabın sahibi olan Allah'ı da bu sisteme uyduramazsınız. Bak 19 diyenlerin gözden kaçırdıkları burasıdır. Sistemin sahibini sisteme mahkum edemezsin. Ona izin vermiyor Kur'an. Otuzuncu ayette kalıyoruz. Evet, bu akşamlık müzakeremiz, dersimiz bu kadar. Pazar günü 12'de bunun tekrarı var. Haftaya da görüşeceğiz. Allah nasip ederse ben bir yurt dışına gidip geleceğim. Ama geleceğim. İşlerimi halleder, dönerim. Haftaya tekrar buradayız.